Ne dedi lan? Sen gazetecinin. Öldüreceğim ulan ben seni artık. Öldüreceğim ulan ben seni. Öldür lan. Öldür. Öldür lan. Öldür. Bıktım zaten. Yaşıyormuşum, yaşamıyormuşum onunla mı zannediyorsun? Kızım bile istemiyor beni. Saçmalama lan. Senin kızın geberdi. Öldü, bitti, gitti. Ölmedi lan. Yaşıyor benim kızım. Melek yaşıyor. Vallahi bir alt anlamadım hemen bu işten. Nesini anlamadın Cengiz? 50 kere söyledim sana. Zeynep öğretmen kaçırmış çocuğu. Yani bu denize düşme hikayesi falan yalan dolan ha? Evet evet yalanmış evet. Tamam bağırma lan. Adam gibi anlat sen de. Nasıl buldun sen bu karıyı? Gel kız bende mi dedi sana? Der mi sence öyle? Kaçırmış kızı diyorum. Söyler mi? Ben defterde bu kadının adını gördüm. Oradan şüphe etmeye başladım zaten. Gittim gazeteciyi buldum ne oluyor ne bitiyor diye. Sonra baktım o da yalan söylüyor bana. Kendim peşine düştüm buldum. Hay anasını ya. Vallahi film gibi ha. Madem buldun nerede bu kız? Hani? İstemedi beni. Kim? Melek. Bak sen şuna ya. Ben de onu istemiyorum. Madem onu anne niye seçmiş? Kalsın orada dedim, bıraktım. Bıraktın. Ne oldu şaşırdın mı? Sana baştan beri batıyordu zaten. Ayağımıza dolanıyor deyip duruyordun. Bak işte gitti. Başkasına anne diyor artık. Bizim evimiz mi? Senle ikimizin. Evet, burası bizim evimiz, ikimizin evi. Hadi düz devam et bak mutfağa. Devam. Buradan dönüyoruz da. Anne burası çok güzel. Bir sürü de dolap var. Burada yemek yaparız senle. Makarna, omlet, pasta. Sen ne istersen onu yaparız. Anne, tabaklarda kalalım mı? Olur. Rengarenk alalım. Sana sarı, bana mavi, Sakar teyzeme. Anne, Sakar teyzem hangi rengi seviyor? Neyse ya, yarın kendine sorarız. Burası da salon. Hı? Kapıyı görüyorum. Evet, beni görürsün gelirken. Sana bir şey daha söyleyeceğim, bir sürprizim daha var. İş buldum. Ne işi? Kuşları gözlemleyeceğim. Çok güzel, en sevdiğin iş. Anne. Beni de okul olmadığı bir zaman getirir misin? Olabilir. Belki bu hafta sonu gideriz. Anne. Bu ikimizin koltuğu olsun mu? Olsun.
Burada oturur televizyon seyrederiz. Bir tane de battaniye alırız. Olur. Şuraya da bir tane kitaplık. İçine bir sürü kuş kitabı koyarız. Senin gibi ben de çok kitap okuyacağım. Ama kuş kitaplarını aşağı koyalım. Çünkü boyum yetişmez. Tamam, aşağı koyarız. İki tane berjer alırız. Ortaya da bir abajur. Onlar ne? Berjer teknik koltuk. Kitap okumak için. Abajur da lamba. Olur. Bazen seninle kitap okuruz. Bazen ben de ödevlerimi yaparım. Sakar teyzem de gelirim. Ona yemek yaparız. Hep beraber yemek yeriz sonra. Hadi gel odana bakalım. Odana mı? İşte burası senin odan. Benim mi? Tek başıma mı kalacağım? Hı hı. Bu odayı istediğin gibi yaparız. Yatağı istediğin yere çekeriz. Bir tane çalışma masası alırız. Duvarları da istediğin renge boyarız. Açık mavi. Tamam, açık mavi. Tavana da yıldızlar yapıştırırız. Gece gökyüzü gibi pırıl pırıl parlar. Anne. Kendim kalmasam. Sen mi uyusak? Olur tabii. Ama odan hazır olduğunda bence burada kalmak isteyeceksin. Ben seninle hiç korkmam ki. Anne. Teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ederim. İyi ki hayatıma girdin. İyi ki kızım oldun benim. İyi ki annem oldun anne. Hep böyle gülmeni istiyorum. Mutlu olmanı. Bunun için elimden geleni yapacağım. Ben senin yanındayken hep mutluyum ki. Hiç ayrılmayacağız değil mi anne? Hayır bir tanem. Hiç ayrılmayacağız. Canımsın benim canım. Canımsın benim canım. Sonra da mutfağa. Tamam. Durucum nasılsın? İyiyim. Gamze nasıl oldu? Sakinleştirici etkisini gösterdi, uyuyor şimdi. Anladım. Senden bir şey isteyecektim. Tabii. Benim odamda şifonyerin çekmecesinde bir kutu var. Onu bana getirebilir misin? Dur, yukarıdayım zaten. Giriyorum şimdi odana. Bekle 2 dakika. Tamam. Aha, geldim. Girdim şimdi odana. Üstten ikinci çekmecede olacaktı. Buldum. Çiçekli bir kutu. Çıkıyorum o zaman ben şimdi. Sen Gönül Hanım'dasın değil mi? Hayır.
Ev tuttuk bugün bize. Turna ile evimizdeyiz. Süper. Nerede? Konum at, geleyim ben hemen oraya. Tamam, atıyorum şimdi. Bekliyorum. Tertip. Vakit tamam. Kuralım artık çilingiri. Vay. Büyüksün be oğlum. Ayıpsın oğlum. Yılan. Yengeli durumlar nasıl? Yiyeceğim ben onun durumlarını. Valla fena arzaya bağladı. Baksana çıkmıyor oradan. Çıkamaz oğlum. Derdi büyük onun. Terk edildi o. Bunun sıpası var ya, vermiş ayarı, ah demiş, kapı orada. Yapma ya, nasıl oldu o iş? Ya bana ne? Velet onun, keyif onun, vur. Madem sarmadı seni bu mevzu. Şu iş gezisinden konuşalım ya. Ulan var ya, Kodes kuşu oldum demiyorum da. Bizi yiyorsun işmiş, sanki yabancısıyız. Oğlum beni kudurttular, ben o yüzden sana söyleyemedim. Haksız yere içeri attılar lan beni. Vallahi hala aklıma gelince kanım bitleniyor ha. Ya oğlum anlatsana doğru düzgün ya. Ya şu Erci yok mu? Ha. O dangoz hatırlı müşteri diye hıyarın birine benim karıyı meze etmeye kalktı. Beni biliyorsun oğlum, duramıyorum ben. Yapıştım yakasına herifin. Bizimki de ayarsız tabii. Aldı şişeyi lak herifin kafaya. Hadi canım. Esine. Karakollar, nezarethaneler. Derdimizi anlatamadık oğlum, ben ona yanıyorum. Anlatamazsın da abicim. Bizim ensemiz kalın değil ki. Bizim gibi işte fakir fukaraya geçiyor bunların dişleri. Ben ne yapacağımı biliyorum ama susuyorum. Susacaksın abicim. Tek dur. Polis gördün mü köşeyi dolaşacaksın. Öyle oğlum, mecbur. Lan oğlum sen de bir ısıtıcı falan yak ya. Kızın kılı dondu burada. Oğlum kol gibi elektrik faturası geldi. Geçen iyi zar zor çıkardım. Hadi vur vur, ısınırız ya. İyi hadi. Hayırdır Şule Hanım? Gidiyorum. Vay. Yolculuk nereye? Bodrum'a. Pek güzel. Basket lan. Abi ne yaptın ya? Gidecektin yengeye. Gidince kimi çalıştıracaksın? Bir uzasın bakalım, kısaltırız Halimallah. Yandım Cengiz'im diye gelince daha tatlı oluyor oğlum. Anladın sen. Hadi eyvallah. Bodrum arabası kaçta? Yarım saat sonra kalkıyor. Tamam, ver bir bilet. Hiç kalmadı. Nasıl? Bir sonraki kaçta? Sabah var efendim. Olmaz, bekleyemem sabaha kadar ben. Ne yapayım ben ablacığım? Bir daha bak o zaman. Çattık akşam akşam ya. Bunca işin arasında. Ya bunun var. Ne konuşuyorsun ya? Eşek burada. Bir bak dedik sana, bir kontrol et. Ablacığım bakmama gerek yok zaten. Arabalar dolu. Full. Anladın? Full. Muavin koltuğuna bak lan. Yasak ablacığım muavin koltuğu. Yasak. Orada satış yapamıyoruz. Ya sabah arabasını bekle ya da çek git akşam akşam. Başımı belaya sokma benim. Ne biçim konuşuyorsun lan sen benimle? Ne yapacaksın düzgün olmazsan? Ne oluyor burada? Müdürüm, hanımefendiye Bodrum bileti yok diyorum ama derdimi bir türlü anlatamıyorum ki. Nasıl anlatmak o çekin şey? Ben sabaha kadar burada dışarıda mı bekleyeyim beyefendi? Benim bu gece bu otobüse binmem gerekiyor ya. Bakın hanımefendi, çocuk Bodrum'a bilet yok diyorsa yoktur. Hadi üzmeyelim birbirimizi. Ne yapacağız da üzeceğiz birbirimizi? Ne olacak da birbirimizi üzeceğiz? Kardeşim bu iş parasıyla değil mi? Manyak manyak konuşuyorsunuz ikiniz de ya. Bana bak, doğru konuş. Konuşmazsam ne olur? Akşam akşam senden mi uğraşacağız? Yürü git ya.
Eder misiniz akşam akşam? Sen kimin kadını tartaklıyorsun lan? Ha? Ama beyefendi. Lan bana bak, gece gece bela mısınız be? Oğlum bak var ya. Yapalım gidin buradan. Allah yarattı demem, sıkarım kutlağına. Beyefendi polis çağırmadan lütfen gidin, lütfen. Lütfen. Ben sizin defterinizi dürerdim, yanımda dua edin kadın var ha. Oğlum, beyefendi bırak. Lütfen. Tamam bırak. Bas. Bırak geçsin. Manyak. Cengiz. Yürü. Lan bir kere de rahat dur be kadın. Al gördün bodrumu. Seni yine kurtarmasam düşüyordun ha karakola. İyi be. Sen var ya. Kızım. Sen bu kokuyu almadan yaşayabilir misin lan? Ha? Senin yuvan bu adamın koynu. Anladın mı? Anladım. Ha. Öyle bir anlama. Nereye gidiyoruz? Vallahi bodrum olmadı, Marmaris'inde sol hanımefendi. Lan manyak manyak konuşma işte, Rıfat'a gidiyoruz. Ben oraya gitmek istemiyorum. Bıktım ya el alemin evinde sığıntı gibi yaşamaktan. Ya ben sana nereden bulayım şimdi burada ev? Baş başa kalamıyoruz. Ha. İyi o zaman buluruz bir otel. Yalnız kalınca ne yapıyoruz bir görelim bakalım ha. Yürü. Hayır işler. Eyvallah. Mekan kimindi ya, bir görüşeceğim de. Hayırdır? İş için ya. Geç ayrı abi yukarıda. Eyvallah. Afiyetler olsun ayrı baba. Bir iş için kapını çaldım. Sana göre iş yok aslanım. Kadron full. Yok baba, bana göre değil zaten ya, benim hatuna. Bu işlere tecrübe gerek. Böyle çat kapı girilmez. Vallahi ayıpsın baba. Tecrübe dediğin zaten bizde. Bana karbonat Cengiz derler piyasada. Vallahi 20 yılımı pavyonlara verdim he. Niye karbonat? E keyfime limon sıkılırsa köpürürüm baba ben. iyi mi seninki bari? Ya iyi de laf mı baba? İlik, ilik. Adı şöyle, Bandırma'da bir numaraydık, buraya transfer olduk. Bandırma'dan şöyle. Nereden biliyorum lan ben bunu? Vallahi namı buralara kadar yürümüştür baba. Ha? Yürüdü, yürüdü. Ercü'nün mekanında ayarsızı indiren hatun değil mi seninki ha? Vallahi o baba ya. Aynen. Yalnız sende de iyi cesaret var ha. Hayri'nin mekanına delik arayı pazarlamaya korkmuyorsun. Ulan Ercü her gün anıyor senin karının adını. Ercü ile papaz etmeye mi geldin lan beni? Estağfurullah baba ya. Kes! Atın lan şunu dışarı. Tamam tamam. Uzadık tamam. Allah Allah ya. Tamam çekil. Lan şöyle, kodeslere düştüğümüz yetmedi, bir de ekmeğimizden ettin ulan bizi. Ayarsız karı. Bekleme yapma lan. Git başka yerde yapma tavanı. Tamam gidiyoruz işte. Allah Allah ya. Siz miydiniz? Ben evde birinin olduğunu bilmiyordum, yoksa ben zili çalardım. Olsun, buyurun buyurun geçin. Yedek anahtarlar bendeydi de ben de bir iki kap yemek yapayım dedim, eve geldiklerinde yemekleri olsun diye. Ellerinize sağlık. Aslında geleceğimi ben ablanızı telefon ettim söylemek için ama duymadı herhalde. Bunlar zeytinyağlı. Biraz sıcaklar, kapaklarını açın da soğusunlar. Ben artık gideyim. Siz benim geldiğimi söylersiniz. Tabii anladın söylerim mı? Ben. İyi günler. Size de. Ah.
Nasıl geçti günün? Çok iyi. Türkçe, matematik, hayat bilgisi vardı. Sen de işini sevdin mi? Sevdim. Kuşlara selamını da söyledim. Cıbılıt'ı da söyledin mi? Cıbılıt değil, cılıbıt. Onlar şimdi sıcak yerdeler. Baharda geri gelecekler. Bir gün ben de seninle geleceğim. Tamam. Hafta sonu hava güzel olursa gideceğiz işte beraber. Gideceğiz değil mi? Gideceğiz. Gideceğiz. Bir daha yap bakayım. Gideceğiz. Dur fotoğrafını çekeceğim. Sen benim taklidimi mi yapıyorsun? Yap bakalım. Gideceğiz. Gel beraber de çekelim. Çok güzel oldu. Anne Sakar teyzeme gidelim mi? Evde çok işimiz var. Sonra gideriz. Kabını bırakalım. Ne kabı? Bugün poğaça getirdim. Arkadaşlarıma dağıttım. Çok güzeldi. Sonra veririz. Beren'le eldivenlerin nerede senin? Çantamda. Onları takalım da üşütme. Tamam.